soluyla oyun mu oynuyordu ya? Yazık, günah. Ya İnanın yazık, günah. Şu pozisyona. Nasıl bir ayıttı bıraksın gitsin abi? Kimse kusura bakmasın. Şu pozisyonu ben de bıraksın gitsin. Hayır, ben şimdi Mustafa çok... Mustafa Ödünoğlu da bıraksın gitsin. Abiciğim bak artık şampiyon... Dediğimize geldi yani. Bak ligin artık boyu kısaldı iyice. Beşiktaş kazanamasaydı ne olurdu ki? Yani bugün Beşiktaş kazanmasaydı çok büyük bir hata. Anket yaptım. Merkez Hakem Kurulu... Hakemlerin yine... Bak. Hakemlerin yine lige ne kadar etki ettiğini bugün bir kez daha görme fırsatım. Merkez Hakem Kurulu o kadar zor durumda ki... Mustafa Öğretmenoğlu'nu tekrar şu maça atama sebebi ne biliyor musunuz? Ne hocam? Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus'u atayabilmek için... Geçen hafta biliyorsunuz Konya maçını yönetti basın. Fenerbahçe. Konya maçını yönetti ve atama kriterlerine uygun değil. Bir yönettiğin takımın maçına ertesi hafta tekrar çıkma atama kriterlerine uygun değil. Ama bu kritere uydurabilmek için... Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına VAR hakem olarak verdikleri Mustafa Öğretmenoğlu'nu... Hayır bak, Mustafa Öğretmenoğlu'nu tekrar verdiler. Haftaya bir sorun olursa bakın diyecekler, Beşiktaş maçına biz aynı hakemi iki defa atadık. O yüzden Fenerbahçe maçına, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus'u atamamızda hiçbir sorun yok deyip bunu bu şekilde kapatmak için kendilerine yol açtılar. Bak, haftaya Beşiktaş-Fenerbahçe maçını bir sıkıntı olmazsa, bir problem olmazsa Fırat Aydınus'a verecekler. Bu atama da onun ön çalışmasıydı. Onun ön çalışmasını da Mustafa Öğretmenoğlu üzerinden yaptılar. Cüneyt Çakır'ı veremezler mi haftaya Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine? Bu mantıkla. Ya bu mantıkla onu da verebilirler şu anda. Bu mantıkla ama, onu da verebilirler. Ama şu penaltı pozisyonu Cüneyt Çakır'ın önünü kapattı. Bu dediğim olay gerçekleşirse tamamen Merkez Hakem Kurulu'nun iş bilmezliğidir. Ben onunla ilgili de tweet attım. İş bilmezlik yapıyorlar. Konuya hiç hakim değiller. Atama kriterlerini de bilmiyorlar. Hiçbir şeye hakim değiller. Bol bol fotoğraf gönderin. Tamamen şu anda sezonu bitirmek için çalışmalarını yapıyorlar. Sezon bittiğinde zaten hiçbirinin esamesi okunmayacak. Bunu defalarca söyledim. Hepsini bir şekilde gönderecekler. Merkez Hakem Kurulu da dahil buna. Muhtemelen federasyon da olağanüstü genel kurul kararı alacak. Ama diyorum, Merkez Hakem Kurulu'nun iş bilmezliğidir. Haftaya bunu da söyledim. Bak, istiyorsanız yazın haftaya. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Fırat Aydınus'u atamak için Mustafa Öğretmenoğlu burada VAR olarak görevlendirdi. Ben daha ilginç bir şey söyleyebilir miyim size hocam? İlk defa hayatımda moderatörlük yaparken böyle bir şey söyleyeceğim. İsterse herkes yazabilir, tweet de atabilirsiniz. Haftaya Beşiktaş'a maçı kazandırtmayacaklar. Ya bırak bu işleri. Maçı kazandırtmayacaklar. Bırak bu işleri. Haftaya Fenerbahçe derbisinde. Sen yapma bari Ertan ya. Beşiktaş derbisinde. Beşiktaş'a maç kazandırtmayacaklar. Bir daha söylüyorum. Şu anda de başladı bu işlere. Algı yapıyorsun. Ben tamam susacağım şimdi, ondan sonra size vereceğim cevabınızı, cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Ben diyorum ki Beşiktaş gümbür gümbür geldiği için dedi yani ligde, ligin boyu kısaldı. Beşiktaş haftaya Fenerbahçe karşılaşmasında galip gelmesin diye her şey yapılacak. Fırat Aydınus verilir, Cüneyt Çakır bir daha verilir, VAR odasına beni bile gönderebilirler. VAR odasına Bışar Özgün'ü bugün yeni göndermezler. Bu haftanın sonu inşallah yeni seni var. Gülçin'i gönderebilirler. Yeni doğdu. Evren Hoca'nın ne bileyim Bursa'daki arkadaşlarını gönderebilirler. Emre Bol'un Büyükçekmece'deki arkadaşlarını gönderebilirler. Sırf Beşiktaş maç kazanmasın diye önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisini kazanmasın diye bak buraya ya yazıyorum. Benim adım Ertem Şener ise haftaya Beşiktaş'ı kazanmaması için her şeyi yapacaklar. Şimdi ben bir konuşayım abi. Her şeyi yapacaklar. Bak bu lafımı unutmayın. Ertem'in algısına bir konuşalım burada abi. Burada güzel bir algı yaptın. Kazandırtmayacaklar. Bravo, seni tebrik ediyorum. Ha. Güzel bir algı yaptın. Fakat ben sana bu algının karşılığını da vereceğim biraz sonra. Şimdi bak. Bir kere balla kazanan takımlar var ligde. Kim bu? Fenerbahçe. Kim bu? Galatasaray. Kim bu? Başka takımlar. Balla kazanan takımlar var. Beşiktaş ligin